Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızda sizlere anason çayının, anason bitkisinin çayının faydaları, yararları nelerdir onunla ilgili bir video hazırlayacağız. Anason bitkisinin böyle beyaz taç şeklinde çiçekleri olmaktadır. Tohumları da bu şekilde olarak olmaktadır. Bu kapsüllerin içinden sonra çeşitli yöntemlerle anason bitkisi hasat edilerek susam çekirdeğine benzeyen tohumları çay olarak demlenmektedir. Anason bitkisi çayının faydalarından bahsedecek olursak sinirleri yatıştırıcı, uykusuzluk problemlerinde uyku verici özelliği olmaktadır. Bu arada kuvvetli esen lodos ve gece yağan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle doğa koşulları bugün pek uygun değildir. Anason bitkisinin faydaları: bulantı, kusma, sindirim sistemi problemlerinde sabahları aç karnına oluşan bulantı, kusma gibi sindirim sistemi sorunlarında faydalı olmaktadır. İshal tedavisinde de kullanılmaktadır. Migren, baş ağrılarında, sinirsel ağrılarda etkili olmaktadır. Anason bitkisinin çayı anne sütünü arttırmaktadır. Ve hem genç kızlarda ve hem ihtiyar orta yaşlı bayanlarda deri sarkmasından ötürü oluşan sarkıkları sıkılaştırıcı, cilt sıkılaştırıcı olarak da kullanılmaktadır. Ve daha dolgun, daha dik göğüslerin olmasını ve orta yaşlı bayanların sarkık göğüslü olmasını engelleyerek cilt sıkılaştırıcı özelliği olmaktadır. Yaşlanma belirtilerini, kırışıklıkları gidermektedir. Küçük çocuklarda hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrılarından dolayı oluşan huzursuzluğa karşı da az bir miktarda içirilen anason çayı küçük çocuklar için de etkili olmaktadır. Anason çayı solunum yolları hastalıklarında faydalı olmakla birlikte solunum yolları hastalıklarında astım, nefes darlığı, bronşit hastalıklarında faydalı olmaktadır. Hıçkırık tedavisinde de yararlı olmaktadır. Anason çayı depresyon hastalıklarında da faydalı olmakla birlikte huzursuzluk, uykusuzluk ve takıntı ve gibi depresyon belirtilerinde de faydalı olmakla birlikte sinirsel hastalıklara bağlı olarak gelişen depresyon hastalıklarında uyku verici, sakinleştirici, insanı rahatlatıcı özelliği olmaktadır. Ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarında faydalı olmakla birlikte bağırsaklarda oluşan gazları, şişkinlikleri ve mide ve bağırsaklardaki hazımsızlık, kabızlık problemlerinde etkili olmaktadır, faydalı olmaktadır. Beyin fonksiyonları içinde etkili olan anason bitkisi beyin fonksiyonlarını geliştirerek yaşlılık belirtilerini, hafıza kaybı gibi problemlere karşı da faydalı olmaktadır. Anason bitkisi, bu gördüğümüz Akdeniz Mersin Mutlu ilçesinde çektiğimiz anason bitkisi buralarda bitkiler genel olarak zayıf olmaktadır ve bunun sebebi de hava şartlarının uygun olmaması, yeterli yağmurların düzenli bir şekilde yağmaması nedeniyle bitkiler Lüleburgaz'da, Kırklareli'nde, Trakya'da çektiğimiz anason bitkileri oralarda 2 metreye aşabilecek boylara ulaşabilmektedir. Ve oranın doğa şartları, mevsimsel şartlar bitkilere göre elverişli olduğu için ve çok da sıcak olmadığı için, serin bir iklim olduğu için bitkiler orada daha gür ve iştahlı olmaktadır. Ve inşallah yakın bir zamanda da buralardaki bitki sezonu bittikten sonra Trakya'ya göç edeceğiz. Anason bitkisi herkesin de bildiği o Çakırköy sofralarda aslan sütü olarak da bilinen o zehirli içeceğin de ham maddesidir. O aslan sütünü, tadını, kokusunu, aromasını veren anason bitkisindedir. Anason bitkisinin soğuk sıkım yöntemiyle tohumlarından elde edilen öz suyundan aslan sütünün aroması, tadı, kokusu verilmektedir. Aslan sütünü zehirli kılan da içine konulan alkoldür arkadaşlar. Her neyse. Anason bitkisi uzun soluklu çalışan arkadaşlarda, mesela örnek veriyorum, 12 saat çalışıyorsun ve
mesaiye gidiyorsun. Uzun soluklu hayat standartları neticesinde çalışmak zorundasın ve anlık olarak hemen uyuman gerekiyor. İçebileceğin bir bardak anason çayı hemen seni derin bir uykuya dalmanı sağlamaktadır ve toplum arasında iletişim kuramayan, anksiyete bozukluğu olan ve çabuk sinirlenen insanlar için sakinleştirici özelliği olarak da anason bitkisi tavsiye edilmektedir. İşte yaşlanma belirtilerinde unutkanlık, hafıza kaybı ve sinirlilik problemlerinde genç kızların göğüslerinin daha dolgun ve daha dik olmasını sağlayarak ileriki yaştaki bayanlarda cilt sarkıklıklarını önleyerek daha yaşlanma belirtilerini azaltıcı ve astım, bronşit, soğuk algınlığı, öksürük, gıcık tedavisinde kullanılan ve küçük çocuklardaki sindirim sistemi problemlerinde de faydalı olmaktadır.